istiyorsun? Özbeğin neye ihtiyacı var? Düğün salonu istiyorum abi. Evleneceğim. Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Bugün Özbey'deyiz. Özbey halkına Özbey'in neye ihtiyacı var? Ne istiyorsunuz diye sorular soracağız. Çocuklarla başlayalım istedik ama çocukların bir isteği yok herhalde. Var mı çocuklar isteğiniz? Var, 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 var. Varmış. Başlıyoruz çocuklarla. Ya, kim ne söylemek istiyor? Park. Park istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Çimsah. Çimsah istiyorsun. Sen ne istiyorsun? Sağ. Sağ. Ben de sağ. Sağ. Spor salonu. Spor salonu. Spor salonu. Evet. Yüzme yeri. Yüzme yeri mi? Çok şey istiyorsun. Evet, başka? Ben istiyorum. Siz bir şey istiyor musunuz? Havuz. Havuz mu? Ben maç. Havuz. Evet. Havuz. 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 Çocukların. Evet, anladım. Genel olarak çocuklar halı sağ, spor salonu, yüzme havuzu. Bir de ben çocuklar için kütüphane istiyorum buraya. Evet. Umarım olur çocukların çalışmalarını için. Teşekkür ediyorum. Ben çalışmaya devam ediyorum çocuklar. Hadi. Şimdi hepiniz abinizin arkasından gelin. Kameranın önünü kapatmayalım. Ne istiyorsun? Ne istiyorum? Ay ben kütüphane. Bir açın kartı, arkadaşını gözüksün. Abi biz kütüphane istiyoruz. Kütüphaneler çalışabileceğimiz yere. Güzel. Onun haricinde çocuk parkı istiyoruz. Güzel. Bir tane dağda yaptınız, kimse gidemiyor ya. Nerede? Nerede dağda? Dağda yukarıda. Kimse gidemiyor ya. Tamam, güzel. Bunu duyacaklardı zaten. Başka var mı isteğiniz? Yok, var. Abi çimse yapın. Ne? Abi çimse büyütle bir. Valla Özbey şu an çok güzel gidiyor çocuklar. Ha ablam. Abla Özbey'e ne lazım? Çimse de yapın. Valla bir şey bilmiyorum. Ablam mutlu. Tamam. Söyle. Bence bir tane kütüphane, sessiz bir tane yer olur. Ama bunların hepsini söyledik, tamam. Talepleri aldık ortak. Sonra devam edelim. Gel kardeşim. Sen ne istiyorsun? Özbey'in neye ihtiyacı var? Düğün salonu istiyorum abi. Evleneceğim. Düğün salonu yok mu peki? Şurada sanki düğün salonu gibi. Kullanmıyor musunuz? Yok, düğün salonu yok abi Özbey'de. Abi kimse. Orası düğün salonu yok. Düğün salonu istiyorsun, evleneceksin. Evet abi. Gençler evlenmek istiyormuş. Düğün salonu yokmuş. Buradan yetkilileri sesleniyoruz. Kimse yapın, kimse. Şimdi yeter. Çocuklarla konuştuk. Kilit. Şimdi büyüklerle konuşayım. Tamam. Valla köyümüzün düğün salonu bir eşiği var. Başka bir şey eşiği yok. Düğün salonu. Tabii. Düğün salonumuz yok mesela. Pazarımın büyümesini isteriz mesela. Pazar ama iyiye gidiyor. Biz ilk açılışında biliyoruz. Tabii iyi gidiyordur. Tabii büyümesini isteriz daha çok. Tabii de biz de isteriz. Ya. Başka var mı söylemek istediğiniz? Yok bir şey. Teşekkür ederim. Çok güzel. Her şey çok güzel. Her şey ayağına geliyor. Hizmet ayağında. Gelişiyor yani. Torbalı'nın gelişen bir yerlerden biri Özbek. Oh, saymak beni. Evet prenses, Özbey'in neye ihtiyacı var? Özbey'in otası. Olur, tamam, güzel, onu yapalım. Başka bir şey ihtiyacı var? Başka bir şey yok. Tamam, çok tatlısın, teşekkür ediyorum sana. Ben de ona bir oda geçişim de oradan görürsün. Tamam, buralara altyazı koyacağız arkadaşlar. Özbey'in hiçbir şeye ihtiyacı yok, çok şükür muhtarımız var. Her şeyi karşılıyor yani. Yok, muhtar çalışıyor. Yine geldi. Evet, evet, çok güzel. Her şeyden memnunuz. O zaman iyi, Özbey mutlu. Ya, anladığımız çok o. Mutlu bence de. Güzel. Çok güzel, her şey çok güzel. Güzel olsun. Muhtarımız, Allah razı olsun Şemsettin abi. Evet, Şemsettin Kanzı'da çalışıyor, evet, vatandaş. Allah razı olsun. Güzel. Peki var mı yani şu da olsa güzel olur dediğiniz bir şey? Ya tabii yenilikler olabilir yani ama. Bu hani talep. Evet, ya. İşte onu soruyoruz biz. Şey, halk ne talep ediyor? Öğrenmek istediğimiz bu. Birçok şey geldi, sağlık ocağı, eczane falan. Her şey geldi, her şey. Pazar bile geldi yani. Yani bildiğin şehir gibi oldu. Evet, Özbey büyüyor. Evet, çok güzel. Çok memnunuz bu kadar. Tamamdır, teşekkür ederim. Bir düğün salonu. Yazlık, kışlık düğün salonu ihtiyacı var abi. Güzel. Başka bunun dışında? Sağlık ocağımız oldu, eczanemiz oldu. Pazarımız da kuruldu. Özbey gittikçe büyüyor. Evet, Özbey yani gelişiyor yani. Torbalı'nın gelişen bir yerlerden biri Özbey. Evet, evet, biz de çok mutluyuz bu halinden dolayı. Muhtarımız da güzel çalışıyor. Evet. Muhtarı da yakından takip ediyoruz. Teşekkürler muhtara da. Yani buradan teşekkürümüzü de gönderdik muhtara. Var mı ekstra söylemek istediğiniz bir şey? Ekstra ne söyleyeyim ben sana? Torbalı'da da bir yani şöyle bir doğru düzgün bir garaj istiyoruz abicim. Ha, siz şoförlük yapıyorsunuz aynı. Evet, aynen. Şoförlük yapıyorum. Torbalı'da, evet, Torbalı'da bir garaj yıllarca problemi var. Bu sorun yani. Torbalı'da ne şehir arası bir garaj olsa, o ihtiyaç yani Torbalı için. Farkındayız, biz de aynı şeyi düşünüyoruz, ihtiyaç yani. Yani bir ihtiyaç. Tabii bizim de kendimize göre, ben de şoför olduğuma göre biz de doğru düzgün duracak bir yer istiyoruz yani. Hakkınız bu arada. Umarım doğru yerlere ulaşır. Biz de aynı şeyi çok insandan duyduk, çok da paylaştık bunu. İnşallah gerçekleşecek. Teşekkür İnşallah ettim. Gerçekleşmesi için duacıyız artık, gelecek olan kim gelirse. Yani evet. O su bu su demiyorum. Kim gelirse gelsin bu Torbalı'da bir
Yani büyük bir ihtiyaç yani bir araç. Öyle öyle abi. Kesinlikle hizmete ihtiyacımız var. Teşekkür ettik. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Gelmedim. Yağmur da başladı. Biz işte onu soruyoruz. Öz Bey bizden ne istiyor? Ha, gel. Evet abi. Öz Bey'in neye ihtiyacı var? Öz Bey'in neye ihtiyacı var? Öz Bey'in neye ihtiyacı var biliyor musun? Ne abi? İlke disipline ihtiyacı var. Gençler hepsi bozuk. Neden? Bozuk işte. Abi. Bütün herkes, hep gençler bozuk. Alışmış bir şeye. Sosyal aktivite olmadığı için de belki de gençlerin bozukluğu. Yok vallahi kimse at edemiyor, toplayamıyor. Öz Bey bozuk yani. Ben açık konuşayım. Vallahi ben başka söylemek istediğim şey. Ne söyleyeyim abicim? Huzura ihtiyaç var. Başka bir şeye ihtiyaç yok. Hepimiz istiyoruz aynı şeyi. Abi kütüphane olsun, masallar olsun içinde. Masallar okuyup oku çıkışı. Oo, prensesin olsun. Talepleri güzel. Ben bunu istiyorum vallahi Cumhurbaşkanı. Yapın. Vallahi postana ihtiyacı var. Para çekme şeyine. PTT. Tabii. Bir o eski. Onun dışında güzel gidiyor. Tabii. Gayet iyi. Bak pazar mazar hepsi var. Valla devam ediyor işte. Valla Öz Bey'in şu an iyi. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Memnun musun şu anki halinden? İyi tabii, güzel. Güzel. Yani. Ne var peki iyi, memnun olduğun? Her şey ayağına geliyor. Hizmet ayağında. Güzel. Yani. Baksana yani her taraf belli değil mi? Her şey ayağına geliyor. Dört dörtlük. Bu pazar da kuruldu bu arada. Biz de şahit olduk buna. Çok güzel olmuş bu arada. Diğer köylere nazaran daha gelişiyor. Öz Bey Yeniköy doğalgaz konusunda da iyi. Evet. Sağlık ocağımız var. Ona bakarsanız şey de var. Eczanemiz eczane de var. Geldi. Evet, evet. Haberini yapmış yani, onda. Doktorumuz da var çok şükür. Pazarımız da geldi. Memnunuz şu an yani. Şu an Öz Bey'in birçok ihtiyacı karşılanmış durumda o zaman. Evet. Doğalgaz gayet iyi. Var mı peki aklınızda hani şu da olsa güzel olur dediğiniz? Tabii pazar yerimiz bir kapalı bir yerde olsa yani mesela. Biraz daha geniş alan olsa daha iyi olur yani. Sekmez yağmurda, çamurda. Onu abi daha Torbalı'ya yapamadık. Yani. Şu an Öz Bey için biraz lüks olur. O da olur yani. İnşallah yakında. Abi inşallah evet. Biz de isteriz olsun. Herhangi bir sıkıntımız yok şu an. Çok okay, iyi, mutluyuz, memnunuz o zaman. Evet. Güzel, güzel. Bizim zaten derdimiz insanlar ne düşünüyor? Yani Öz Bey'de ihtiyaç durumu nedir? Ama belli ki iyi durumda. Yani evet. Sizden aldığımız yorumu diğer insanları da bir dinleyelim. Tabii. Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Yok sağ olun. Şu anda bizim pazarımız çok yeri çok güzeldir. Hı-hı. Çok güzel oldu. Allah razı olsun muhtarla. Ondan sonra Yaşar abi. Şey ismi neydi? Kemal abi. Kemal abi. Onun sayesinde bu pazarı komple biz kurdu. Çok güzel oldu. Yani Öz Bey'in bir pazara ihtiyacı vardı, o da oldu diyorsun. Abi. Düğün salonu şart. 6000 nüfusu var. İhtiyaç çok. Evet, ihtiyaç çok. Peki nedir o ihtiyaçlar? Saymak mı? Şu bölgeye bir AVM olsa var ya. Babamın oğlu gelse hizmet etmese gene vermem. Biz zor ekonomi. Abi Öz Bey'in ne ihtiyacı var diye soru soruyorum. Öz Bey'in durumu nedir? Vallahi Öz durumu hiç iyi değil de sana söyleyeyim. Neden? Abi ben zebzel hiç gitmiyor. Zebzel hiç para yapmıyor. Ne? Zebzel tarlada para yapmıyor. Kamyonla geldi hala gitmiyor. Dışarı gidiyor biz alamıyoruz. İşçiler gülmüş, işçiler gülmüş. Ben gülmüş. Çiftçi olarak farklı bir sistemde bulundum. Olur, bunu da alırız abi. Problem değil, sana soralım abi, yanına geleyim. Öz Bey'in neye ihtiyacı var sence? Nasıl neye ihtiyacı yani var? Yani burada yaşayan bir vatandaş olarak ne olsa daha ben iyi olur Öz Bey. Ben köylüyüm. Tamam, olur, aynı yer sayılır. Yan tarafta yeni köy. Evet. Şu an ihtiyacı ne var? Hiçbir şey yok. Anlıyorum, her şey güllü gülistanlık. Güzel. Bu güzel yani. Evet, durumunun bize iyi olduğunu düşünüyoruz ama bir de vatandaştan... Şöyle, çalışana para çok. Parışmayana para yok. Evet. Anlıyor musun? Yövmeler, inşaat yövmeler. Bir liradan başla, 1,5 liraya kadar inşaat yövmeler. Çalışana para çok kardeşim. Ben 70 yaşındayım, çalışıyorum. Anlıyor musun? Evet. Ama evde yatarsam, o köyü inersem kahvede, vallahi para yok, billahi yok. Sen 70 yaşında niye çalışıyorsun? Ya biz de çalışıyoruz ama... Biz de çalışıyoruz ama git. Evet. 50 milyar maaş bağıracaklar. 50 milyar. Bak ben yeni köyü pancırım ha. Ekonominin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz bu ülkede vallahi yaşıyoruz. Vallahi billahi biliyorum ya. Hepimiz zor... Ekonomi. Evet. Abi siz devam edin, ben geliyorum. Ben oradan kaçıyorum. Öz Bey'in durumu bir köye nazaren bayağı iyi ve gelişmiş bir köy. Doğru. Nüfus açısından da iyi. İşte nüfusa göre bir şeyler yapacaklar. Şu bölgeye bir AVM olsa var ya. AVM ama Torbalı'da bile yok yani. Öz Bey için AVM biraz lüks değil mi? Zaten burası kötü. Öyle var mı? Halısa. Halısa. Halısa olsa kurtarır adamı. Halısa. Senin var mı hocam ekstra söylemesi? Şu an arkadaşın sunduğu gibi bizim de hani gençler için en büyük ihtiyaç halısa olması. Gençler birbirini dövmek yerine spor yaparlar. Yanlış mıyız? Doğru. Gerçekten spor salonları lazım buraya. Çocukları sürekli
Torbalı çarşı içine gidiyorlar. Bizim için hani göz önünde kalmaları gerekiyor. Şu an onu burada istiyoruz. Abicim en büyük isteğimiz o. Güzel güzel, gayet güzel talepler. Teşekkür ettim. Özbey'in neye ihtiyacı var biliyor musun? Evet. Özbey'in neye ihtiyacı var? Halı sahaya ihtiyacı var. Evet. Düğün salonuna ihtiyacı var. Güzel. Ondan sonra bak çocukların nüfusunda çocuklar çok kalabalık burada. Bir tane doğru düzgün park yok. Hı hı. Maalesef belediye burada hiçbir hizmetini görmedik. Ama Özbey'in... yok. Hiçbir hizmeti tamam, yok. Tamam, ben kesinlikle kesmiyorum. Özbey'in bunların ihtiyaçları var. Şey anlamında ama dedim. Şimdi eczane, sağlık ocağı anlamında falan diğer köylere nazaran Özbey çok iyi gidiyor aslında. Eczane, sağlık ocağı bütün... Doğalgaza gelmiş. Bütün köylerde var. Şimdi doğalgazda bu belediyenin bir katkısı yok. Doğalgazın direktmen milletvekilinin devreye girmesiyle oldu. Burada bizim belediyeden istediğimiz düğün salonu. Aynen abi. O belediyeden ne istiyorsun onu? Ondan sonra çocuk oyun parkları. Güzel. Yeşil alan bir tane yok. Güzel. Yani bunları istiyoruz belediyeden. Başka bir şey istediğimiz yok. Anladım muhakkak. Ben yani tamamıyla belediyeye karşı dursan da yanında dursan da fark etmez. Yorumunu alırım, yayınlayacağım. Fark hiç problem yok. Benim için de Ahmet Mehmet fark etmiyor. Ben bizim için bakarım. Değil mi? Aynen hizmete bakarım. Aynen öyle abi. Hizmet kim olursa olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun. Hı-hı. Benim köyüme hizmet edenim, ben de oyumu veririm. Evet. Bu herkes için geçerli olan bir şey yani. Evet. Çok güzel konuştun. Babamın oğlu gelse hizmet etmese gene vermem. Çok iyi konuştun. Aynı fikirdeyiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Bak bir genç olarak düşün. Sence burada ne olsa daha güzel olurdu? Vallahi her şey var ki yani. Köy gayet ondan iyi durumda. Eczanesi var, tütüncüsü var, kahvesi var. Ne dersen var. Daha ne olsun diyorsun değil mi? Evet. Özbey'in neye ihtiyacı var diye soru soruyorum. Özbey'in her şeyi var, çok şükür. Güzel. Başta düğün Mutlar'la konuşacağım. Düğün salonu var. Düğün salonu. Düğün salonu. Evet, sıkıntımız halı, da yani. Halı sahamız yok. Halı sahamız yok. Halı sahamız başka? Yok. Halı saha doğru. Halı burası saha da yok. Sebze üzerine üretim yapan bir köyümüz. Hı-hı. Soğuk hava depomuz yok. Güzel. Soğuk hava depomuz yok yani. Hı-hı. Yani soğuk hava deposu olsa güzel olur. Çiftçinin evet, yararına olacak. Tabii mi? Yararına olur. Mesela mahsul para yapmadığı zaman soğuk hava deposuna atmak, zarar etmemek için. Bunu peki kim yapıyor? Yerel yönetim mi, devlet mi yapıyor? Hayır, bilmiyoruz kim yaptığını. Bunlar belediye iletecek, belediye hizmete. Tamam, bundan not alalım, muhtara soracağız bunu. Muhtarımız AK Partili. Olabilir, biz hangi hizmet ediyor mu etmiyor mu? Biz onunla ilgileniyoruz, partilerle ilgilenmiyoruz. Başka var mı söylemek istediğiniz? Sana soralım abi, Özbey'in neye ihtiyacı var diye. Vallahi bana sorarsan emeklilerin maaşı az. Başka? Bu ülkeyle ilgili ama olsun. Yani olsun, onu da ileteceksin. Tamam. Sen gazeteci misin? Aynen öyle, gazeteciyiz. Öyle yani. Tamam, buradan da yine emeklilerimizi sitem ediyor. Yeterli bulmuyoruz verdiğiniz parayı. Bilginiz olsun. Sen abi hiçbir şey söylemedi. Bir de senden birkaç cümle alayım. Ben ne söyleyeyim? Ben ya, söylesen de boş. Ama sen söyle abi, olsun. Vallahi söylemem. Söylesen de hiçbir şey olmuyor. Ne var abi Özbey'in, ne eksiği var, ne ihtiyacı var sence? Ne var? Hiçbir şey de yok. Ne çiftçi para kazanıyor, kapalı pazar, her gün mazota zam geliyor, her gün baharlığı oluyor, her gün ne bileyim. Ne giriyor karşıdan? Güzel abi. Bir daha söyle abi. Kapalı pazar yeri yapsınlar Özbey. Evet abi. Torbalı'nın bile yok henüz kapalı pazar yeri. Ama güzel, inşallah buraya da yapılır abi. Teşekkür ettim yorumlarınız için. Torbalı vardı da yıkıldı. Öyle abi, o çok tantanalı bir hikaye. Teşekkür ettim. Özbey'e bu gecelere adalet istiyorum. Müslümanlık istiyorum. Hoca istiyorum. Kur'an-ı Kerim istiyorum. Başka bir şey istemem. Allah razı olsun. Bu eşya biraz indirecek lazım. Tamam. 10 numara geliyor. Tamamdır. Var mı ekstra eklemek istediğin? Neden ama soran sen? Yerel yönetimden mi geliyor, merkez yönetimden mi? İki tarafı da cevaplayabilirsin abi. Ha? İki tarafı da cevaplayabilirsin. Yerel yönetimden geliyor. Merkez yönetimden buraya bizim mahallemize gelen bir hizmet yok. Ha, yerel yönetimden gelen hizmetten memnunsun. Memnunum. Tamamdır abi, aldım cevabı. Var mı ekstra söylemek istediğin bir şey? Şeyden, genel merkezden hizmeti yok. Genel merkezden hizmet yok. Yok, yok burayı mahallemize bize. Sadece yerel yönetimden geliyor. İlçemizden milletvekili olmasına rağmen, hı-hı, ilçemizin çocuğu, ilçeye bile doğru düzgün bir hastane yapıldı. Geri kalan şeyler, buraya 6 ayda tapu verilecekti. Hı-hı. Bak 6 ay içerisinde. O 6 ay değil 5 senelik zaman gitti. İkinci 5 sene gitti bak. Bir daha seçim yapacak, daha bizler daha tapuları alamadık. Bu sorunu duydum. Siz hizmet şey yapıyorsanız, hizmet işte bu. Geliyor mu gelmiyor mu buradan çıkartın. Bunu muhtara soracağım. Halı sahaya yapacaklardı. Söz verdi, halı sahaya yapacaklardı. Spor salonu yapacaklardı. Düğün salonu yapacaklardı. Değil, buradaki vatandaşlara soracağım. Bey'in neye ihtiyacı var abi? Önce bunun bir cevabını alayım sizden. Özbey'in ne gibi eksiklikleri var ya da Özbey'i nasıl görüyorsunuz? Özbey Torval'da en çok gelişen güzel bir köyümüz. Evet. Sağlık ocağımız var.
Eczane geldi. Eczanemiz var. Pazar geldi. Pazarımız da geldi. Biz de gelişimini iyi görüyoruz bu arada. Evet, gözlemlerimiz evet. İyi yönde. Şimdi bizim buraya doğu çok göç olduğu için taziye. Taziye evimiz eksik. Taziye evimiz eksik. Bir proje yok muydu taziye eviyle ilgili burada? Yapılacak değil mi? Böyle bir şey duyduk çünkü evet. Daha önce. Arkadaşlar kardeşimiz ilgileniyordu. İşte daha yapılmadı. İnşallah o da yapılır kısa zamanda. Evet. Gençler için halı saha. Gençlerden çok gençler duydum olacak. Evet, gençlerin en çok istediği halı saha. Spor tesisleri. Evet, kesinlikle. Gençler için. Şu an ihtiyacımız olanlar bunlar. Güzel, çok güzel yorumladın abi. Sana soralım abi. Ne ihtiyacımız var? Şimdi çocuklar burada havuzda yüzüyor yazın. Çocuklar hepimizin çocuğu. Herkes de bağırıyor. Yani evet. Bir havuz yapılsın çocuklar anladın. Bir bekçisi mekçisik olsun. Çocuklar yüzsün. Biz de eskiden derede kesikte yüzüyorduk yani. Doğru, biz de yüzdük. Çocuklar da çok söyledi bu arada bunu. Evet. Onlarla konuştum. Hepsi havuz istiyor. Havuz istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Ben çocuklara mana bulmuyorum. Kesinlikle bize en güzeli bir yüzme havuzu yaparsak belirgin bir yere çok güzel olur. Ya abi şöyle gerçekçi olmak lazım. Şimdi Özbey yüzme havuzundan ziyade yüzme havuzu var ya bir tane torbalı. Belki orası için çocuklara bir şey açılabilir. Bir potansiyel olarak demiyorum ben. Yani. Normal işte mesela eşelensin orada tamam. Öyle. Ben seni destekliyorum bu arada. Ben çok isterim olsun yani. Aynen. Kesikte derelerde yüzdük. Biz de yüzdük. Vedat'la çok yüzdük. Biz de yüzdük. Şimdi çocuklar ona heves ediyor yani. En çocukluğu biz de yaşadık. Biz de yaşadık. Olsun. Ben destekliyorum seni abi. Tekerleksiz bisikletle ben çok gezdim. Lastiksiz bisikletle yani. Evet, çocukluk evet. Merak. Aslında doğru. Onlara el atmak lazım daha iyi. Doğru abi çok yaşadım. Özbey'in neye ihtiyacı yok yine kardeşim? Kanalizasyonlar patlıyor. İşte aradığım ablaları buldum. Ablalarım Özbey'in neye ihtiyacı var? Sizin bu şık motor üstünde yakalamışken. Vallahi Özbey'in neye ihtiyacı yok yine kardeşim? Çok şeylere ihtiyacı var da hangini birini söyleyelim? Hangini İstediğini birini söyle getirelim? Abla. Vallahi, aklına geleni söyle. Bizim Özbey'imizin her türlü ihtiyacı var. PTT'ye ihtiyacımız var. Hı-hı. Yollarımızın düzelmesine ihtiyacı var. Yollarımız zaten hep bozuk. Her şeye ihtiyacımız var. Özbey'in hani bir şehirde ne ihtiyacı varsa Özbey'e de ona ihtiyacı var. Bizim şehre gidecek vaktimiz de yok. Hı-hı. Bak ben gidemiyorum diye böyle bir şey aldım kendime. Ama bayağı güzel bir şey bulmuşsun. Ablayla beraber geziyorsunuz. Ne yapayım? Anneyi de gezdireceğim. Oncağız da pazara istiyordu. Onu da getirdim artık. Gezdireyim dedim biraz ya. Pazarımızı çok memnun kaldım. Evet Özbey pazarı çok büyüyor ve çok güzel gelişiyor. Pazarımız çok güzel. Yakışmış köyümüze. Yakışmış evet. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Çocuklar. Ne abla? Bizim buraya bir tane düğün salonu lazım ama ucuz olacak. Düğün salonumuza ihtiyacımız var. Gençlerden çok diyorum evlenmek istiyormuş. Gençler düğün salonu istiyormuş hep burada. Evet. Düğün salonumuz yok. Ona da çok ihtiyacımız var. Biz düğünlerimizi açıkta mesela veya direkt şehre gidiyoruz. Düğün salonlarında fiyatları biliyorsunuz. Ama bizim köyümüzün çok ihtiyacı var gerçekten. Evet. Buradan birçok yıllardır istiyoruz. Evet. Birçok vatandaştan da bunu özellikle aynen. Duydum. Evet. Bu konu başlığı olacak zaten düğün salonu. Aynen. Röportaj ne için yapılıyor? Yani bu röportaj halkın sesi abla. Biz istiyoruz ki buradaki vatandaşın isteği derdi nedir? Biz çekelim. Tepedekilere gönderelim bu artık. İzmir olur, Ankara olur fark etmez. Hiçbir şey fayda etmez. Olsun biz elimizden gelen isteyelim bir yüzü vermeyelim. Herkes kime çok kime alışmış. Abla biz de istememeye alışmışız. Biz istemeyi bileceğiz. Biz belediye başkanı kim olursa olsun istemeyi bileceğiz. Derdimiz o. İnşallah. Ya konuşacak mısın sen de abla? Duysunlar bizim sesimizi. Duysunlar sesimizi. Aynen bizim böyle. Bizim derdimizi sesinizi duyurmak. Aynen. Ya biz banka sende çok şey istiyorum bir dur be. PTT'ye çok ihtiyacımız var. Buraya bak PTT çok istiyoruz. Hı. Gerçekten bak bütün işimiz şehre gitmek zorunda kalıyoruz. Merkeze iniyoruz. Olmuyor. Bizim burayı PTT, düğün salonu ve büyük bir marketimize ihtiyacımız var. Tamam çok güzel özetledin. Evet. Evet. Çok şükür onlar oldu. Ve pazarımızı daha düzenli bir şekilde istiyoruz. Düzenlenmesini istiyoruz. Pazarımız o bence zamanla oturacaktır abla. Yeni bir oluşum olduğu için. Abi biz çok güzel bulduk ama bu arada pazarı. Başından beri izliyoruz burayı. Evet. Memnun kaldım yani. Hoşuma gitti. Evet. Çok güzel. Tamamdır. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Bu önümüzdeki günlerde parça parça yayınlanıyor. İzlersiniz. Torunlar, yeğenler yardımcı olursa. Torbalı Ajans dedin mi? Özbey'e ne diyecek? Büyük pazarımızı büyük yapsınlar. Ama pazar büyüyor. Biz gördük ilk geldiğimizde iki tezgah vardı. Yetikçe büyüyorsunuz. Vallahi artık ne diyeceğim yani. Yo ben iyi gördüm. Biz yani özellikle takip ettik bu pazarın ilk oluşumundan bu yana. Pazar ilerliyor. Gençlere soralım. Sizce Özbey'in neye ihtiyacı var gençler olarak? Abi bence yeterli bir şey ihtiyacı yok. Şu an Özbey iyi durumda mı? İyi durumda bence. Güzel. Bir yolları sıkıntı var. Ne sıkıntısı yolları. Var?
yolları sıkıntı. Başka genç olarak ne talebiniz var? Fırın mı? Bizim yollar Mezarlık Mahallesi tarafında yeni köy orada gidiyor. Hı. Ne kanalizasyon var, ne altyapı var, hiçbir şey yok. Bir yağmur yağdığı zaman hemen kanalizasyonlar patlıyor. O lazım. Hadi sular taşıyor. Tamam, bunları özellikle altına çizeceğiz. Evet. Güzel. Var mı başka söylemek istediğiniz bunlarla ilgili bir şey? Köyle ilgili bir şey? Yok, hayır. Sağ ol. Tamamdır, teşekkür ederim. Vallahi ben temiz biraz söylemeye çalıştım ama düşünmem lazım. Bir de fırına ihtiyacımız var. Bizim köyümüz çok büyük. Hı hı. Hep dışarıdan taşımakla, yani taşımayla yağmur suyundan iş olmuyor. Buraya bir fırın olsun. Hı. Her şeyinden mükemmel. Son derece bir fırın. Her şeyin olsun. Fırına ihtiyacımız var. Belediye mi yaptıracak? Köylüye mi yaptıracak? Ama mutlaka bir şeyler olması lazım. Fırına tamamdır. Ihtiyacı. Aldık talebini. Var mı başka söylemek istediğim şey? Valla çok şey ama şimdi çok konuş. Aklına gelmiyor değil mi? Şimdi? Yani şu anda aklıma gelmiyor. İhtiyaçlar. Sağlığımız olsun. Tamam. Sağlık teşekkür olsun. Ederim. Allah uzun ömür versin. Sağlıklı ömür versin. Görüşmek üzere. Sen bir şey söylemek ister misin abla? Sana sormadık ama. Tamamdır. Biz gidiyoruz o zaman. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.